Merhaba sevgili arkadaşlar. Rottobotto bilgi yarışmasına hoş geldiniz. Sizi yeniden görmek çok güzel. Kuralları bildiğinize eminim ama ben yeniden tekrar etmek istiyorum. Her zamanki gibi 10 soru soracağız. Her sorudan sonra 10 saniye düşünme süresi olacak. Daha sonra yarışmacıların cevabını alacağım. Hepsi bu kadar. Şimdi oturma sırasına göre yarışmacılarımızı dinleyeceğiz. Yine mi aynı şey? Üzgünüm Bernardo ama kurallar böyle. Bana uyar. Senin dediklerine karşı çıkmam Rotto. Bildiğin gibi ben sana her zaman güvenirim. Robotları anlayan tek köpek benim. Robotlar müthiş makineler. Onlara bayılıyorum. Çok zekisin sevgili Bernardo. Emin misin? Şimdi sıra Bay Fahri Halide. Sonunda beni hatırlayabildin. Bernardo bir yalaka olduğu için hep ona öncelik veriyorsun. Ama benim kadar üstün bir kişinin yanında diğerleri konuşamaz bile. Bu mümkün değil. Sakin ol Bay Fahri Ali. Bugün çok enerjik olduğunu görüyorum. Sadece her şeyi bilen biri. Şimdi senin sıran. Sonunda. Evet Bay Kaba Kulak Karga. Kaba Karga. Ben ne dedim? Çok şapşalsın. Bugün herkesin morali bozuk. Bu işe robotları alırsan sonuç bu olur. Programa başlasak iyi olacak. Soruyu ilk kim cevaplayacak? Tabii ki Bernardo. Hepinize iyi şanslar. Ben hazırım. İlk sorumuz çok kolay. İki noktayı bağlayıp insanların ulaşımına yardımcı olan yapılara ne ad verilir? Bu çok kolay. Bekliyorum. Neyi bekliyorsun? Doğru cevap tabii ki. Bağlayan bina. Saçmalık. Bağlayan. Hayır Bay Vampir Karga. Kaba Karga. Üzgünüm Bay Vahşi Karga. Cevabınız nedir? Sen önce adımı öğren benim. Bunu düşüneceğim Bay Büyük Olay Karga. Doğru cevap veren çıkmadı. Doğru cevap köprü olacaktı. Köprüler bir suyla ya da vadiyle ikiye ayrılan toprak parçalarını birbirine bağlarlar. Söyleyin, denizaltıların yerini belirlemek için kullanılan ultrasonik dalgalar yayan aparata ne ad verilir? Süreniz başladı. Abuvayı! Neler oluyor? Yeni soruyu sordu. Görmüyor musun? O zaman cevap vermemiz gerekiyor. Bu da nereden çıktı şimdi? Aptal yaratıklar. Doğru cevabı söyleyebilir misiniz Bay Bela Karga? Tabii ki. Denizaltı radarı. Yine doğru cevap veremediniz. Sorunun cevabı sonardı. Sonar radarla aynı şekilde çalışır. Ama elektromanyetik dalgalar yerine ultrasonik dalgalar yollar. Bu dalgalar deniz altındaki objelere çarpıp geri döner ve çarptıkları objenin boyutları ve uzaklıkları hakkında bilgi verir. Islandıklarında bozulmuyorlar mı? Belki denizin kuru yerlerine koymuşlardır. Naylonla kaplamışlardır. Üçüncü soru sporla ilgili. Sporu çok severim. Gevezeliği bırakın. Evet, çok kolay bir soru soracağım. Eminim herkes bilecektir. Kayak nedir? Sporla ilgili sopalara bir şey. Sopalara verilen adı. Onlara kızak denir. Bu sorulara cevap vermenin en kolay yolu sessiz kalmak galiba. Sen ne dersin? Hadi zaman bitiyor. Futbolcuların ayakkabılarına verilen ad. Hayır sevgili Bernardo. Ayakkabı giymeden mi oynuyorlar yoksa? Nasıl oluyor? Ne nasıl oluyor? Bazıları belki daha rahat ediyordur. Kimden bahsediyorsunuz? Ayakkabı giymeyen futbolculardan. Sen bize futbolcular neden ayakkabı giymezler dedin. Biz de bu soruya cevap vermeye çalışıyoruz. Boş boş konuşmaya devam ederseniz ne yaparım bilmiyorum. Ben size kayak nedir diye sordum. Kayak metal veya tahtadan yapılmış uzun ve düz parçalardır. Ve karda kullanılırlar. Kayak takımını kayak sopaları tamamlar. Ayakkabı yerine ne kullanıyorlarmış peki? O uzun sopalarla koşmak çok zor olur ama. Dördüncü soru geliyor. Eski zamanlardan kalan değerli ve az bulunan eşyalara ne ad verilir? Çok tozlu bir soru. Bekliyorum. Devam et. Sevgili Bernardo, sen cevabı biliyor musun?
gerçekten çok acıktım. Yanında elma şekeri olan var mı? Eski eşyalar. Yanlış cevap verdin. Neden eski şeyler değil mi? Öyleler. Biliyorum. Bu eşyalara tozlu ve eski eşyalar denir. Eski olduklarından kimse onları kullanmaz. Sen ne kadar zekisin öyle. Her zaman çok zekiyim. Tabii ki öylesin, evet. Şu ana kadar doğru cevap veren çıkmadı. Eski ve az bulunan değerli eşyalara antika denir. Bunları toplayıp satan kişilere antika satıcısı denir. Bazen insanlar antikalar için çok büyük paralar harcarlar. What do you know and what do you say when you touch the sky at the end of the day? When you catch all the stars and the sun and the moon and the happiness dancing your way far away. Catch all the stars and the sun and the moon and the happiness far away. Now look at all the people working in the town and going work every single day. Hey, hey, no time to play. Our souls are sold away, away. Hey, hey, no time to play. Our souls are taken away. Who do you love and who do you care when you got to earn much? How do you spare when you got yourself caught racing away and the easy days oozing away far away? Got yourself caught racing away and the easy days far away. Look at all the women cooking every day, doing work every single day. Hey, hey, no time to play. Their freedom is taken away, away. Hey, hey, no time to play. Their freedom's taken away. What do you know, what do you say when you touch the skies at the end of the day? When you catch all the stars and the sun and the moon and the happiness dancing away far away. Catch all the stars and the sun and the moon and the happiness far away. Söyleyin bakalım, Magellan kimdir? Soru nasıl, kolay mı? Aa, biliyorum. Eğer biliyorsan bana kim olduğunu söyle. Onu tanımadığımı mı düşünüyorsun? Söyle o zaman. Ünlü bir müzik bestecisi. Hayır. Hayır, rock müzik. Yanlış cevap verdiniz. Çok ünlü bir aşçıdır. Magellan'ın restoranını hiç duymadınız mı? Magellan'ı başka biriyle karıştırdınız Bay Karışık Karga. Aşçılar çok güzel robot pişirirler. Magellan Portekizli bir denizcidir. Dünyanın etrafını dolaşan ilk kişidir. Pek çok tehlikeyle karşılaşmıştır. İspanya bayrağı taşıyan Santa Maria gemisiyle seferlere çıkmıştır. Ümit burnunu keşfetmiş, Pasifik Okyanusu'na adı verilmiştir. Deniz ürünleri pişiriyordu. Robot pişirdiği de olur lütfen ama. Lütfen Rotto'yu pişirmesinler. Bir sonraki soruya geçiyorum. Bunun cevabını bilemeyeceksiniz. Şapkası olan çiçeğe ne denir? Hikaye bunlar. Kırmızı başlıklı kurt. Orkide. Herkese iyi geceler. Yine her şeyi karıştırdınız baylar. Galiba benim sorularımı dinlemiyorsunuz. Tamam, mavi şapkalı çimen. Sen hiç mavi çimen gördün mü? Çimen yeşildir. Doğru cevap mantar olacaktı. 100 bin farklı tür mantar vardır. Bu bitkiler ölü organik maddelerle beslenirler. Şarap, ekmek
ve bira mayasında kullanılırlar. Bazı mantarlar çok zehirlidir. Ayrıca arkadaşlar, her mantar yenmez. Bu soru fizikle ilgili. Atom nedir? Az önce nazikçe iyi geceler demiştim ama anlamadınız galiba. Tekrar iyi geceler. Bir artistin adı. Hayır sevgili Bernardo. O zaman Amerika'nın icat ettiği bir bomba. Biraz daha düşün, yaklaşmaya başladın. O nasıl düşünebilir ki? Beyni yok ki. Lütfen. Deneylerde kullanılan üç köşeli bir top sadece. Biraz daha düşün. Belki de dört köşelidir. Ben iki köşeli diyorum. Ne köşesi, ne kenarı? Atomun hangi kenarı? Rotto. Belki atomlar köşelidir. Onu biliyoruz. Kaç tane en var diyoruz? En iyisi üç tane de anlaşalım. Açılar, köşeler, atomun kenarları. Bir şeyler yanıyor, benden mi geliyor? Devrelerim ne yanıyor. Ne kötü devreler. Rotto iyi durumda. Neredeyiz biz? Soru neydi? Lütfen devrelerimi yakmayın. Soru atomdu. Devrelerim çok değil. Çabuk yanıyor. Size rağmen iyi dayanıyorlar. İkinci el dükkanına satman lazım. Neden Bay Kurnaz Karga? Adımı bile öğrenemedin. Bir atomun kaç köşesi vardır onu bile bilmiyorsun. Benim robotumun moralini bozmayın. Kapa çeneni yalaka. Teşekkür ederim Bernardo. Sen de olmasan bir dakika dayanamam burada. Demirlerini yakan oydu zaten. Yanlış. Hadi Bernardo. Doğru cevap ver. Utandır onları. Atom denizlerde yaşayan bir memelidir. Bernardo. Bernardo, bu bir fizik sorusu. Neden balıklardan söz ediyorsun? Beni çok üzdün. Ben cevap verdiğime yanlış dedin. Yine doğru cevabı ben vereceğim. Atom maddenin en küçük yapı taşıdır. Bir atom kimyasal olarak bölünemez. Diğer maddelerle uyum gösterebilir ama daha küçük bir parçaya bölünemez. Ne kadar alakasız cevaplar verdiğinizi gördünüz mü? İyi dinleyin. 8. soruda küçük ama çok tehlikeli bir balığın adını soruyorum. Bu balıklar gruplar halinde yaşar. Çok vahşi. Evet Bernardo, çok vahşi. Ben Jaws diyorum. Jaws filmindeki köpek balığı mı diyorsun? Hayır, o Jaws değil. Ama vahşi dedin Rotto. Eğer o filmi izleseydin, Jaws'ın ne kadar vahşi olduğunu bilirdin. Herkese saldırdı. Köpeklere bile saldırdı. Ama ben küçük dedim. Cüce köpek balığı. Cüce köpek balığı diye bir şey yok Bay Fare Ali. Küçük köpek balıklarından mı söz ediyorsun? Doğduklarında onlar da küçük oluyorlar. Bu değerli bilgi için çok teşekkür ederim. Tamam, bu kadar yeter. Tamam, benim doğru cevabı bilemediğimi varsayın. Cevabı vermiyor olmam bilmediğim anlamına gelmez. Siz ya katil balinadan ya da büyük beyaz köpek balığından söz ediyorsunuz. Aa, gerçekten mi? Benden duyduğunuzu söylemeyin doğru ama. Cevap pirana olacaktı. Piranalar Güney Amerika'daki nehirlerde yaşarlar. Boyları 30 ila 50 santim arasında değişir. Dişleri bıçak kadar keskindir. Ve gruplar halinde yaşarlar. Birkaç dakika içinde kocaman hayvanları yiyebilirler. Piranalar çok tehlikelidir. Got to know when to stay mild. Got to know when to
to shine up in the sky. Got to know when to run wild. Got to give what you got to deep in your heart. Got to get sun from your dreams. Got to give when you can, no matter what. Got to give to whoever needs. Got to give it, got to take it, got to leave it. Alüvyonların biriktiği üçgen şeklindeki bölgelere ne ad verilir? Şey olması lazım. Ne sevgili Bernardo? Biliyorum ama adını hatırlayamadım. Bermuda şeytan üçgeni. Evet, doğru cevap bu. Cevap delta olacaktı. Üçgen şeklinde alüvyonların biriktiği nehir ağızlarına delta denir. Deltalar tarım açısından verimli topraklardır. Bazen yılda iki kere bile ürün alabilirsiniz. Doğru cevap bu olacaktı sevgili yarışmacılar. Bunun doğru cevap olduğuna eminim. Ben hata yapmam. Öyle diyorsan öyle olsun. Eski zamanlarda kullanılan bir saati soruyorum. Bu saat şekliyle dikkat çeker. Sanki bir boynu vardır. Bunlar doğru düzgün cevap veremeyecekler. Programı terk etseler bari. Belki cevabı sen biliyorsundur. Kol saati. Hayır, Londra'daki büyük saati söylüyor. Anlamadın mı? O saatin neresinde boynu var acaba? Lütfen Bay Fare Ali. Yarışmacıların kafasını karıştırmayın. Bay Kurnaz Karga. Bizim yarışmada kullandığımız guguklu saat tabii ki. Hayır, yine yanlış cevap. Ben size kum saatini sormuştum. Kum saati birbirine bağlı iki bölümden oluşur. Üst taraftaki kum aşağı doğru akmaya başlar ve bu sayede zaman ölçülür. Aslında sen bize puan vermek istemiyorsun. Bu da ne anlama geliyor? Hadi yapma bunu. Biliyorsun bizim cevaplarımız seninkinden farklı değil. Bunu kabul et. Şovu bitirmenin zamanı geldi. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Güle güle sevgili Bernardo, güle güle Bay Fare Ali, güle güle Bay Kurnaz Karga. Bir sonraki programı dört gözle beklediğinizi biliyorum. Kum saatinizi çevirin ve zamanın geçmesini bekleyin. Bana bir bavul getirin. Ben artık gidiyorum. Bu robota...